Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Shiba'ya bakacağız. Shiba'daki son durumu anlamaya çalışacağız. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii ki yorumlar kısmında yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Shiba'ya geçtiğimde Shiba'daki son durum şu anda 3 günlük süreçte %200'lük bir yükseliş var arkadaşlar. Buna baktığımda gerçekten çok büyük bir yükseliş ve bunun sebeplerine baktığımda da çok fazla bir sebep yok. Sadece Twitter'da tweet oluyor ve herkes de buna yatırım yapmaya odaklanıyor. Shiba uçacak, Shiba kaçacak demeye başlıyor arkadaşlar daha önce de olduğu gibi. Bu noktalar çok tehlikeli. Bu yükselişle beraber gerçekten çok fazla kişinin dikkatini çekti ve bu insanlar da içeride kalma risklerini göze alarak alım yaptığını düşünüyorum. Bence burada içeride kalma riskini göze almak gerekiyor. E, baktığımız zaman şöyle destek noktamız aslında şuradaki konum arkadaşlar. Yani 0.40 1491 seviyesi bizim şu anda destek noktamız. Yani buraya kadar geri çekilme yaşama ihtimalimiz var demek bu bizim için ve bununla beraber de aslında çok büyük riske girmiş oluyoruz. Şu anda desteğin neredeyse yüzde %55'lik bir üstündeyiz arkadaşlar. Hani Burada da destekler çıkartabilirsin ama bence en güzel konum burası. Bu yükselişin sebebiyle bunu da söylemiş olayım. Bu noktada şu yapılabilirdi Shiba'da. Ben bunu yapardım daha doğrusu. Kendi yapacaklarımı anlatayım. Daha sonrasında da hedefleri konuşacağız. Ee, buradaki direnç noktası olan, önceki direnç noktası olan noktanın kırılımıyla beraber bir trade denenip daha sonrasında buradaki direnç noktasında çıkış yapardım arkadaşlar ve çok fazla FOMO'yla kapılmazdım açıkçası. Ee, ben Shiba'da bunu yapardım. Beni yanlış anlayanlar olmuş daha önceki canlı yayınlarda ve daha önceki Shiba videolarında. Ben hep şunu söyledim arkadaşlar. Shiba'da uzun vade kaybetmeye göze alacağım miktarlar tutarım ama trade setup'ı geldiğinde de trade denerim demiştim. Bu noktada yakalayamadım. Hatta bugün de yani şuradaki yükselişte de kırılımla beraber şu noktalarda falandık. Şuradaki noktalarda falandık arkadaşlar canlı yayında. Dedim ki arkadaşlar yakalayamadım metrede de girmedim. Bundan sonra da denemeyeceğim. Dedim ve ne oldu? Daha fazla yükseldi ama benim için bu önemli değil. Ben riskin az olduğu noktalayım. Risk çoğaldıkça ben de masadan biliyorsunuz ki ayrılıyorum. Ben bu şekilde hareket ediyorum. Tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Shiba buradan tekrar bir 2x daha yapabilir. Yani ateş ne kadar bile. Belki gidebilir ama ben bu riski gözü almıyorum açıkçası. bunu söylemiş olayım zaten elimde çok öncelerden ufak miktarlar olduğunu biliyorsunuz. Bunları daha önce canlı yayınlarda konuşmuştum. Açıkçası 1 Eylül'deki yayına baktım arkadaşlar. Burada biz Chiba'yı konuşmuştuk. Zaten çoğu yayında konuşuyoruz ama burada net bir şekilde e, bu direnç noktasında belirlediğimiz konumda da e, ben açıkçası burada çok fazla her şeyi dile getirmişim. İsterseniz ufak bir kesit izleyelim ne demişim ona göre devam edelim. Çünkü şu yüzden açıyorum bu videoyu. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani ben burada riskli konum diyorum ama bu konumda da hani risk vardı ama az bir risk vardı onu aslında 1 Eylül zamanda yani bundan bir ay önceki süreçte anlatmışım onu göstermek için sadece ufak bir kesit izleteceğim size dikkatli şekilde bakabilirsiniz. İlla bir iki iki görecek ki ondan sonra gideyim yatırayım. Şiba uçuyor kaçıyor ben de kaçırmayayım alayım. Arkadaşlar bu piyasa böyle bir piyasa değil zaten. Bu piyasada düşükken alırsın. Yüksekken satarsın. Gel buradan şiba al. Vallahi bir şey demem. Yemin ederim buradan şiba alan adama saygı duyarım. Neden? Çünkü şil bekliyor. Adam şil geldiği zaman o pump geldiği zaman o insanları yeniden bu fişi bayağı çektikleri zaman o adam 2x yapacak işte. Anlatabildim mi? Veya o adam 10x yapacak. O adam ATH yaşayacak. Aynı benim yaptığım gibi aslında pozisyonu. Şimdi baktığımız zaman oradaki konumda arkadaşlar 709 seviyesindeyiz. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Aynen 709 seviyesindeyiz. 709 seviyesine baktığımda ee, şu seviyelere denk geliyor. Yani ortalama fiyatın yükseldiği, yükselmeye başladığı konumlardaymış. Ama tabii ki 1 Eylül zamanı. E, baktığımız zaman şöyle şuradaki. Yani şuradaymış arkadaşlar. Bununla beraber bunun üstüne %250'lik bir yükseliş olmuş. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Buralar riskli bir konumdu ama az riskli bir konum. Yani bu noktada alan insana saygı gösteririm. Ama buradaki noktada alan insan çok büyük riske giriyor. Evet Shiba riskli bir koyun mu? Evet riskli bir koyun. Ama burada artık bir yataylık olmuş. Yani burada bir stabil olmuş. Bununla beraber Shiba'yı daha alta düşürmüyorlar. Demek ki bizim için kötü bir alım konumu değil. Eğer Shiba'ya güveniyorsak, Shiba'ya inanıyorsak, Shiba'nın yükseleceğine inanıyorsak bunu yaparız. Ben yapmadığım için almayacağımı da söylemiştim zaten aslında. Hani orada trade anlamında denenebilir. Uzun vade tutmak için değil. Bunu anlatmaya çalıştım. Bununla beraber de bu videoda onu da göstermek istedim. Hatta ben bu konuşmaları birçok yayınlarda yapıyordum ama o yayında e, izleyebilirsiniz. Onun kestiğinde zaten buraya bıraktım. Şöyle e, Shiba başlangıcı açıkladığınız zaman 45.08'de bunu izleyebilirsiniz. Tam anlamıyla ne demişim? Her şey burada apaçık belli. Her zaman da canlı yayınlarda bunu zaten konuşuyorum. Sadece altını çizmem gereken konu şu. Ben Shiba'yı tercih etmiyorum. Yani benim tercihim. Ben Shiba'yı uzun vadede tutmak istemiyorum. Size göre mantıklıysa tutabilirsiniz tabii ki. Bu tamamen sizin tercihiniz. Yani bana bakmanıza gerek yok. Ben sadece kendim için trade anlamda denerim ama uzun vadede sepetimi eklemem dedim. Bu kadar da basit aslında. Evet bir para varsa ben orada kesinlikle varım. Ama Uzun vade farklı bir olay arkadaşlar. Hodul farklı bir olay. Ben o anlamda söylüyorum. Bunu her yayında altını çize çize söylememe rağmen bazı kişiler anlamıyor. Ee, bunu da söylemek istedim. Şimdi baktığımız zaman benim dediğim konumlar neresiydi? 1 Eylül zamanları. Yani buradaki bir stabillik baktığımızda. Burada arkadaşlar tonla insan bunu düşürmedi. Bak buradan topladılar 555 seviyelerinden aşağı düşmedi. Daha sonrasında 700 seviyeleri. Yani burada toplayan insanlar yukarıdan satacaklar arkadaşlar. Bu aslında Shiba'da içeri sokma operasyonu yani shield operasyonu. Bu şekilde bir risk var bu olacak demiyorum. Ama tabii ki ee, bu riski göze alanlar da bu işlemleri açabilir Yani kesinlikle bir sıkıntı yok sizi tutmuyor. Sadece ben riski anlatmaya çalışıyorum. Daha öncelerinde de bunu yaşadığımız için. Mesela şöyle Shiba'nın önceki grafiklerini açtığımda. Şöyle Shiba yazalım. Pardon şöyle yanlış yazdım. Shift USDT yazdım ve Polenix borsasındaki grafiği açtım. Hatta zaten bu videoda bunu detaylı şekilde anlatıyorum. Oradan tabii ki detayını izleyebilirsiniz. E, bu videoda bir Eylül'deki canlı yayınımıza gidip bakabilirsiniz. E, buradaki pozisyonda da aynı kaç arkadaşlar. Bakın burada bir yükseliş daha sonrasında milyon tane insanı içeri e, soktular burada ve çoğu insan da e, şu anda açıkçası zararlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde bu yataylık ve yükseliş. Yani aynı şekilde buradaki destek noktamıza gelip daha önce çizdiğim destek noktasına gelip orada da bir yataylık görüp tekrardan bir yükselebilir. Ama buradaki içeri girmeyi göze alabiliyor musun? Ve o pozisyonda Bitcoin ters giderse daha da aşağılara düşmeyi gözü alabiliyor musun? Aslında sorulacak soru bu burada. E, şuradaki kar edeceğim diye bu riski de ben çok fazla göze almazdım açıkçası. E, bunu da söylemiş olayım. Shiba'ya güvensem bile bu nokta çok iyi bir konum olmadığını kendime söylerdim açıkçası. Kendimi e, buna inandırırdım. E, ama tekrardan söylemek istiyorum tercih sizin ...kesinlikle ben burada kimseye engel olmuyorum. Ee, burada belki de dediğim gibi Shiba 2x yapacak... ...ve gelip de ben sizin çağrınıza da engel olmak istemem. Ben sadece kendi düşüncelerimi aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Tekrar tekrar bu yüzden altını çiziyorum. Diyerek Shiba'da pozisyon olarak dediğim gibi... ...destek noktamızın bu nokta olduğunu düşünüyorum. Bu noktada 4. 0. 1491 seviyesi arkadaşlar. Ee, eğer detaylı şekilde Shiba'nın e, konumlarını merak ediyorsanız... ...1 Eylül'de yaptığım canlı yayındaki pozisyonları da izleyebilirsiniz... Ayrıyetten buraya Shiba yazarak arkadaşlar o videoya benzer birçok video, oradaki canlı yayına benzer birçok konuşma bu videolarda da görebilirsiniz. Her zaman aynılarını konuştum. Trade setup'ı geldiğinde denenebilir ama ben uzun vadede tutmuyorum dedim. Bunun da altını çizdikten sonra bu konuyu kapatmak istiyorum. Sadece temel anlamda Shiba'da şunu söylemek istiyorum. Çok fazla çok bol sıfırlı diye alan arkadaşlar var. Arkadaşlar bu piyasada bol sıfırlı olmasının hiçbir artısı yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. Buradaki adetin çok olmasından kaynaklı bu fiyat çıkıyor ortaya. Yani arz talep meselesi olarak görebilirsiniz. Buradaki adet fazlaysa market kepe bölerek bu fiyatı ortaya çıkartıyoruz. Yani bir adet Shiba'nın bu fiyat olmasının sebebi adetinin fazla olması. Adet az olsaydı fiyat fazla olacaktı. Arz talep meselesi düz bir hesap yani bu aslında. Market Cap'i buradaki 394.769 Trilyona bölersek buradaki fiyat ortaya çıkacaktır. Yani bunu yanlış anlayanlar olabiliyor. Bol sıfırlı diye Shiba'yı e, sepetlerine ekleyenler olabiliyor. Sadece bunda altını çizmek istedim. E, başka da söyleyeceğim. Çok da bir şey yok aslında ile ilgili. E, dediğim gibi umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ben kesinlikle Shiba'da düşman değilim. Doge düşman değilim. Hiçbir altcoin'in düşmanı değilim arkadaşlar. Sadece pozisyonlarda risk varsa ben ona göre hareket ediyorum. Ve tabii ki kendi tercihlerime göre. Herkesin tercihi farklıdır. Altcoin sepetlerimi yapıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için kanala abone olarak ve videoları beğenerek büyük destek olmuş olursunuz ve tabii ki yorumlarınızda belirtmek belirtmenizi isterim. Şiba ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben de merak ediyorum insanlar neler düşünüyor. Bunları da tabii ki yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda ve tabii ki akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kanıtlar dilerim. Bay bay.